Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi alazim ve bi vecihil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîran. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayr velev asîran. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'ah. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. İzen sarafte min salatil maghribi fakul Allahümme ecirni minen nar seb'a merrat. Fe inneke izâ fealte thümme mutte fi leyletike kutibe leke civarun minha. Ve izâ salleyte subha fakul kezalik fe inneke thümme inne mutte min yevmike kütübe lehu civarun minha. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cümle peygamberan-ı zam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etvalar rıdvanullah teala aleyhi mecmeinin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal darbaka edenler rahmetullah aleyhi mecmeinin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi üstazlarının kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz üstazlarımızın, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimiz dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alemin-Rahmanirrahim. Melikemdini yakin ahmet-i yakin istedim. Sınavallahu müstakil. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzen sarafte min salatil maghrib, akşam namazını kılıp bitirdiğinde, selam verdikten sonra fakul Allahümme ecirni minen nar seb'a merrat. Allah'ım beni cehennem azabından, cehenneme girmekten uzaklaştır, koru diye 7 defa söyle. Bu tesbihi, bu zikri, bu duayı, bu cehennem ateşinden Allah'a sığınma duasını farz kıldıktan sonra konuşmaksızın insanlarla konuşmaksızın arkasından yapmak lazım. Eğer böyle yaparsan akşam namazından sonra 7 defa Allahümme ecirni minen nar, 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 Allahümme ecirni minen nar dersen, evet, akşam namazını kıldıktan sonra İnsanlar konuşmadan önce, sonra o gece tümme mutte fi leyletike, o gece ölürsen eğer kutibe civarun minha, o gece öldüğün takdirde bu 7 defa bu tesbihi, bu istiazeyi, bu Allah'a sığınma duasını söylemen sebebiyle cehennem ateşinden kurtulursun. Ahiretteki ateşten bu 7 defa bu sığınma duasını söylemek sana garanti belgesi olur, güvence olur, eman olur. Emanen min naril ahira, ahiret ateşinden güvence olur, yanmasın yani. İza salleyte subha, aynı şekilde sabah namazını kılıp bitirdikten, selam verdikten sonra
fakul kezalik, aynı şekilde Allahümme ecirni minen nar, 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 Allahümme ecirni minen nar de. Fe inneke, eğer bunu söylersen bu şekilde, sümme immutte min yevmike, o gün ölürsen kütübe leke civarun minha, akşama kadar o gün öldüğün takdirde bu yedi duayı, istiazeyi, Allah'a sığınma duasını söylemen aynı şekilde cehenneme girmekten veya cehennem ateşinden güvence olur. Girmezsin illa tahilletel kasem, ancak bir göz açıp yumacak kadar. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların cehenneme girecekleri, evet öyle ayetler var, kesindir bu diyor Allah, kesin. Ne demek bu? Ebu Bekir de mi cehenneme girecek? Ayet öyle. Diyorlar ki Sırat Köprüsü hesaplar görüldükten sonra, mahkeme bittikten sonra, herkesin mesela cennete, cehenneme nereye gidecekse karar verildikten sonra, cennete veya cehenneme gitmesi Sırat Köprüsü'nden geçtikten sonra. Bizim ayetler böyle, hadisler böyle, ehl-i sünnet inancı böyle. Biz Sırat Köprüsü'ne inanırız. Bu köprüden geçeceksin, cennete öyle ulaşacaksın. Geçemezsen cehenneme düşeceksin. Evet, işte diyorlar ki o cehennemin üzerindedir Sırat Köprüsü. Hadis böyle. Cehennem üzerine kurulu bir köprüdür o. Bunun cehennem üzerinden köprüden geçmek cehenneme girmektir. Ayetteki kesin gireceksin anlamı budur diye yorumluyorlar. Yoksa içinden nasıl çıkacağız? Ebu Bekir Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dünya bir tarafa, Ebu Bekir bir tarafa denecek kadar kıymetli bir Müslüman. Ömer, salihul müminin. Evet, şeytan bile korkup kaçar Ömer'den. Hak onun dili ve kalbi üzere yazılmıştır. Söyleniyor. Nasıl? Bunlar da mı girecek? Evet, bu şekilde diyorlar. Cehennem üzerine kurulu köprüden geçerken ki şeydir bu diye yorumluyorlar. İşte böyle sabah namazından sonra 7 defa, akşam namazından sonra 7 defa Allahümme ecirni minen nar, 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 Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Bir rahmet ki ya aziz ya gaffar ve zevvicna bihulul eyn. Şimdi ya, şimdiye kadar Allahümme ecirni dedin, kolay değiş bir cümle 7 defa, tamam. Hadis, burada hadis öyle. Burada Ebu Davud hadisi bu. Sabah namazından sonra 7 defa Allahümme ecirni minen nar. Akşam namazından sonra 7 defa Allahümme ecirni minen nar diyen namazlardan sonra birer defa. Bu hadiste o yok. Başka hadisleri yan yana getiriyoruz. Başka namazlarda bir defa Allahümme ecirni minen nar. Ama gene başka hadisler var. Sadece bu kadar değil. Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Allah'ım beni cehennem ateşinden uzaklaştır, koru ve cennetine dahil eyle. Evet, ve edhilnil cennete ma'al ebrar. Bir rahmetike ya aziz ya gaffar. Affedici Allah. Kudret, aziz, azamet sahibi, kudretli Allah. Affınla, merhametinle beni ma'al ebrar, İyilerle beraber cennetine sok derse bir adam, o gün ölürse cehenneme girmez demezse, şimdi bu okuyacağımız hadiste yok ama başka hadislerde var. Namaz kıldığım zaman mümin hazırlanır
cennet. Keza cehennem de kulak kesilir mümine. Namazın arkasından yapılacak dualar geçerlidir. Evet, kâmet evvelinde edilen dualar geçerlidir. Seher vaktinde yapılan dualar geçerlidir. Yağmur evvelinde yapılan dualar geçerlidir. Şimdi namazdan sonra bakın bu dua yapacak mı diye cennet de cehennem de dikkat kesilirler. Hadis-i şerife göre bunu söylemedi adam. Cennet der ki hazırlandık. Kapılarımızı ona açmaya hazırlandık. Huriler der ki hazırlandık. Adam gelsin de biz ona hizmet edelim. Ona eş olalım diye hazırlandık ama adam istemedi. Ne yapalım? Cehennem der ki bu dua yapsın da benden kurtulsun diye ben de böyle dikkat kesildim ama adam benden Allah'a sığınmadı. Ne yapayım? Der diyor. Hadisler var böyle. Şimdi hadiste Allahümme ecirni minen nar 7 sabah 7 akşam. Öbür hadislerde sabah 7 akşam 7 diğer namazlarda birer defa. Ve bu hadise göre söylesen de kazanırsın. Başka hadislerle birleştirelim tam olsun dersen Allahümme ecirni minen nar ve edhilnil cennete ma'al abrar bir rahmetike ya aziz ya gaffar zevicni bihuril ayn. Bunu tamam söylemek lazım. Şimdi imam olursa bu adam tabi imam cemaat adına dua eder. Fatiha'yı bile Kur'an'ı bile cemaat adına okuyor. Onun okuyuşu imam cemaatin okuyuşu oluyor. İmam, önder, hepsinin temsilcisi, Allah'a elçisi, vefd temsilcisi. O başka hadislere göre cemaat adına dua etmesi lazım. Halbuki bu yalnız kılarsan böyle. Ecirni beni uzaklaştır. Beni cehennem ateşinden koru demek. İmam bunu söylerse ecirna minen nar. Allah'ım bizi imam olduğum şu Müslümanları tüm ümmet Muhammed'i niyet edecek. Allah'ım ecirna minen nar. Bizi cehennem ateşinden koru, kurtar. Evet. Ve edhilnel cenne ma'al ebrar. Cennetine iyilerle beraber dahil eyle. Beni, şu cemaati ve tüm ümmeti Muhammed'i düşünerek böyle söyleyecek. Aksi halde herkes ona inandı, güvendi, ihanet etmiş olur. Hıyanet etmiş olur. Hainlik etmiş olur. Buyuruyor Peygamberimiz. Cemaat olduğunuz böyle. Yalnız kılarsanız ecirni minen nar. Böyle güzel müjdeler var. Güzel müjdeler var. Şimdi iş bu kadarla bitmiyor. Evet. Namazın arkasında dedi. Namazın arkasında yalnız bu hadis yok. Başka hadisler de var. Namazın arkasından tesbihler öneriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tavsiye ediyor. Öğütlüyor. Mecbur değil. Farzlar mecburi. Dua etmek mecburi değil. Namazın arkasından diyor mesela farz namaz kıldıktan sonra bir Müslüman namaz kıldıktan sonra konuşmadan Estağfurullahal azim ve etübü ileyh derse 3 defa namazın eksiklerini tamamlarlar. Hani azıcık eksik okudun, rükûnü tam yapmadın, secdeni tam yapmadın. Tam değil, dört dörtlük değil. Melekler onu tam dört dörtlük hale getirirler. Tam namaz kılmış gibi eksikleri örterler. Allah'a tam arz ederler. 3 defa estağfurullah demek. Ne kadar güzel. Mecburi değil. Mecbur olmadığı için camilerde bunu mecbur edemeyiz. Ama cemaat derse ki hocam madem böyle güzel bir müjde var niye söylemiyoruz ki? Ya, yarım dakika sürer. Tamam. O zaman imam söylemesi lazım. Ondan sonra bu var bak. Sabah namazı 7, akşam namazı 7,
diye namazlarız birer defa. Allah'ım ecirni minen nar. Hocam niye söylemeyelim? Aha, onu da söyleyelim. Allah'ım ecirna minen nar. Ve edhilnel cennete mal abrar. Bir rahmetike ya aziz ya gaffar. Ve zevicina bi huril in. Söylesin imam. Müjde var. Kazanalım. Yine var. Namazların arkasından, her namazın arkasından mümin 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdu ve hu ala külli şeyin kadir derse, bunun uzunu da var. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. Lehül mülkü ve lehül hamdu yuhyi ve yumit ve hu hayyun la yamut biyedihil hayru ve hu ala külli şeyin kadir. Böyle 10 defa söylemeyi adet edinirse imanlı göçme garantisi alır. Evet. Şeytanın şerrinden emin olur. Bu kelimeler onu korur şeytanın şerrinden diye müjdeler var. Onu da söyleyelim hocam. Tamamını da söyleyelim. Ama bizim işimiz var. Dükkana gideceğiz. Kına yiyemeyiz. Mecbur edemeyiz. O zaman cemaati salıverecek müezzin imam. Herkes kendisi söyleyecek. Yok söyleyelim diyorlarsa ne kadar müjdeyi var. Evet, mesela bu 10 defa la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Ondan evvel 7 defa sabahın bunu söyledik. 3 defa istiğfar ettik. Allahu ekber kebira velhamdülillahi ketira ve subhanallah bükreten vasile. Kim derse diyor bunu, duanın arkasından, namazın arkasından gök kapıları hemen açılır. O müminin ettiği duaya hiç engel kalmaz. Doğru arıza ulaşır. Bunu da söyleyelim hocam. Ne olacak? Bunu da söyle. Sabah namazında salaten tüncine. Evet. Min cemil ehval vel afat. Bütün afatlardan, sıkıntılardan bizi kurtar ya Rab. Evet. Bu salaten tünciniyi de söylerseniz kurtulursunuz. İstiklal Harbi'nde Diyanet bütün camilere emir vermiş. Genelge çıkarmış. Buna devam etmişler. Aslanlar gibi hepimiz komutanıyla, eriyle de savaşmışız millet olarak. Allah da yardım etmiş. Topumuz, tüfeğimiz, karnımız tok olmasa bile topumuz, tüfeğimiz en güçlü devletler yedi düveli kovmuşuz vatanımızdan. Evet, salaten tüncine. Onu da okuyalım hocam. Oku. Böyle müjdeler var. Karın ağrıtmaz, faydası var. Hocam ben uçağa yetişim. Mecbur değilsin. Selam verdin mi? Koştur uçağa. Koştur otobüse. Yolda söylersin. Kalanlara engel olma. Söylesinler. İstiyorlarsa tabii. Mecbur edemeyiz. Bunlar mecbur değil. Ama böyle müjdeler var. Şimdi söylemek istediğim husus şu. Evet, bunlar bid'at değil. Bak hadis okuyorum. Söylen diyor. Bid'at olur mu? Şimdi söylemek istediğim şu. Farzı kılınca mı söyleyelim bunları? Onun münakaşasını yapıyor. Tartışmasını yapıyor. Ahmet Ziyaddin Hazretleri. İşte bazı alimler, mezhepler var ya. Hanefi mezhebi var. Şafii mezhebi var. Maliki mezhebi var. Hanbeli mezhebi. Hepsi hak mezhep. Ehl-i sünnet inancında olan mezhepler bunlar. Hepsi güzel. Bizler Hanefi mezhebini seçmişiz Anadolu'da genellikle. Genellikle 926'da Türkler Müslüman olurken Hanefi mezhebini seçmişiz. Ehl-i sünnet inancını seçmişiz. O günden bugüne Karahanlılar, Selçuklular, Osmanlılar Cumhuriyet döneminde hep Anadolu'muzda Hanefi mezhebi üzere Ehl-i sünnet inancına göre söylenir. Şafii'ye bir şey demeyiz. Maliki'ye, Hanefi bir şey demeyiz. Ehl-i sünnet inancında olanlar bir şey demeyiz. Zaten inançlar, fikirler muhteremdir. Karışılmaz. Bunu niye söylüyorsun? Allah yasak ediyor çünkü. Başkasının inancına sövmeyin diyor. Mesela Hristiyanlara sövmeyin, Yahudilere. La tesubbüllezine keferu. Yasak. Onlar da sizinkine söver. Allah korusun.
Biz karışmayız ama biz doğru bu diyoruz, böyle inanmışız. Ha, bu Hanefi mezhebine, ehli sünnet inancına göre olanlarda usul budur demek istiyoruz. Onu arz ediyoruz. Şimdi Hanefi mezhebinde farzı kıldıktan sonra eğer arkasında sünnet yoksa ne zaman o? Sabah namazı. Sabah namazının arkasından nafile ibadet yok. Hemen bunu imam söyler. Söylemelidir. Yok. Hocanın usulü sabah namazından sonra vaaz ediyor. Hadis okuyor. Eyvallah. Bir sözümüz yok. Sen vaaz et. Hadis oku. Fıkıh oku. Arkasından bunları söyle. Arkada sünnet kılınıyor. Öğle namazının arkasında sünnet var. İki. Dört kılarsanız çok güzel. Akşamın arkasında sünnet var. İki. Dört yok. İki. Yatsı namazın sonunda iki rekat sünnet var. Dört kılarsanız ne güzel. Rivayetler var. Evet. İki kılarsanız müekked sünnet olur. Dört kılarsanız ikisi gayrimüekked sünnet olur. Kazanırsınız. Müjdeler var. Sünnetleri kıldıktan sonra bunları söylesek olabilir. Tesbihleri söyledikten sonra sünnet kılarsan olabilir. Evet, Hanefi mezhebinin görüşünü size arz ettim. Konuşmamak kaydıyla, dünya kelamı etmemek kaydıyla. Efendim, farz kıldığın yerden kalktın, şuraya gittin, konuşmadın. Hiç problem yok. Ama şimdi çıkınca nereye gideceğiz? Pazara mı gideceğiz yoksa falan? Yok yok, bunlar dünya lafı. Bunlar olmayacak. Olmadan bunları sünneti kılman lazım. Tespitler yapman lazım. Bunlar olursa ne olur? Hiç faydasız demeyiz. Faydasız değil ama şu müjdelere acaba erer mi söyleyen? Allahu alem. Allah bilir. Tarif çünkü konuşmadan, dünya kelamı etmeden, evet, onları söylüyoruz. Onları söylüyoruz. Evet. Bu hadisi Ebu Davud Müslim İbni Hars'tan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şimdi imam namaz kıldıktan sonra bitirdikten sonra yani dönüyor geriye. Dönerken nasıl dönsün? Solundan mı dönsün, sağından mı dönsün? Tabii İslam edep dini. Baştan sona peygamberin sünnetine bakacağız. Şimdi diyorlar ki sağdan dönse de olur, soldan dönse de olur. Evet, neden? Hepsinin anlamı var. Ama her şeyde niyet önemli. Sağdan dönüyor, dönecek imam. Sağ tarafı cemaate gelecek şekilde, sağdan dönecek cemaate saygı niyetiyle, güzel. Soldan dönecek kıbleye sağım gelsin diye, bu niyetle. Onun için ikisi de bu niyetlerle olur. Evet, arz ettiğim gibi bunları dönüp de mi söylesin, dönmeden mi söylesin? Hayır, bunları dönmeden söylesin. Daha güzel. Döndü, ders yaptı, vaaz etti. Ondan sonra söylesin. Evet. Arkasından sünnet var. Sünneti kılmadan bunu söyleyebilir. Söylemese de olur dedik. O zaman sünnetler bizim Türkiye'mizde bitiriyor. Sonra dönüyor cemaate. Değil mi? Ala Resulüne salavat. Tabi Allahümme ente selamüm kesselam tebarek diyezel celal vel ikram. Bu da peygamberimizin sünnetidir. İmam selam verdi mi müezzin böyle söyler. Hepimiz bunu dinlediğimiz için biz de söylemiş oluruz. Evet, müezzin söylerken dinledik mi biz de söylemiş oluruz. İmam okurken dinlediğiniz zaman biz de okumuş olduğumuz gibi. Evet. Yalnız kalırsan sen söyleyeceksin. Bu da sünnet. Bu da sevap. Şimdi bizim hocalarımız rahmetlik oldular. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Alışmışız. Allahümme ente selam, ümke selam, tebarek diyezel celal ikram. Anadolu'muzda. Kabe'de demiyorlar. Kahire'de demiyorlar.
biz Türkler Anadolu insanı diyoruz. Diyoruz. Bu hadislere binaen diyoruz. Bidat değil, güzel. Biz sünnetlere daha çok değer veriyoruz. Evet, hocamız Irak'ta ihtilal oldu. Çok oldu ya eskiden beri. Hep karışıktır Irak. Oldu mu olası karışıktır. Fitnenin kaynağıdır. Hadis öyle. Hep oradan çıkıyor karışıklık. Tarih boyunca böyle. Oradaymış, ihtilal olmuş. Namaz kıldıktan sonra Allahu mentes selam ve minkes selam tebarek diye zel celal ikram. Alışkanlık eseri bunu tekerleme gibi söylüyoruz ya. Dışarıda güm güm toplar atılıyor. Silahlar atılıyor. Bütün zerrelerimle söyledim diyor. Allah'ım sen selamsın. Selametten de selamet de sendendir. Sen selamete erdirirsen selamette olurum. Nasıl sığınıyorsun korkuyla? Osman bu duanın diyor şeyini anladım. Evet sen de öyle düşün. Allah'ım senin bir güzel ismin selamdır. Sen selamsın. Ve minkes selam. Selamet de sendendir. Sen selamete erdirirsen ancak ben selamette olurum. Hiç unutma, her zaman böyledir. Ama böyle harçlısını diyor, iyice anladım diyor. Bu hadisin, bu duanın manasını. Evet, böyle söylemek lazım. Namazların arkasından boş boşuna kalkmamak lazım. Kalkarsa, ne kalkıyorsun? Yok, karışma. Mecburu değil. Yaparsa çok güzel. Kınama, işi var gitsin. Ama yaparsan çok güzel. Hep beraber mi yapalım? Çok güzel olur. Hep beraber yaparsanız. Neden? Çünkü kimin Allah katında daha salih, daha kıymetli mümin olduğunu Allah biliyor. Salih bir kişi dua eder de onunkini kabul eder Allah. Samimi ihlasla dua edenin duası kabul olunur. Ama biz cuma akşamları Anadolu'muzda adettir. İmamlar tevbe istiğfar ederler. Tevbe ya Rabbi, tevbe ya Rabbi. O herkes söyler. Kimisi esner, kimisi kaşınır. Yani bilinç yok. O anda dikkat yok. Herkeste bu dikkat yok. Fakat şöyle bir hadis var. Müminler topluca dua ettiklerinde bir tanesi tutturdu mu? Dikkatli söyledi mi? Halis niyetle, ihlasla söyledi mi? Ötekileri de aynı sayar Allah diyor. Melekler derler ki, ya Rabbi bir tane işe yarayacak adam var. Ötekiler pazara gitti, çarşıya gitti, esnedi, duymadı bile. Olsun, o benim sevdiğim kulumun yanında bulundu ya, hepsini aynı teraziye koyun. Buyurur diyor hadis-i şerif. Onun için cemaat halinde topluca bunları yaparsak içimizden bir tane adam çıkmaz mı canım bu kadar cemaatin arasında? Oradan böyle bir güzelliği var.